در آخرین دیدار رؤسای جمهوری ترکیه و ایران در آنکارا در ماه ژانویه، موضوعات مختلفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. افزایش تعداد پایانه‌های مرزی و همچنین ارتقای سطح تجارت دو کشور به میزان 30 میلیارد دلار از جمله موارد مهم این دیدار بودند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و موضوعات دیگر با آقای کایهان ترکمنولو، رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه و ایران و نماینده مردم وان در مجلس ترکیه گفتگوی اختصاصی انجام دادیم که با هم میبینیم. حالی حاضرده 3 تانه ایرانا açılan sınır kapımız var. Aktif olan 3 تانه kapımız var. Bunun zaten 2 tanesi aktif. Transit yoluna açık kapılardır. Esenler'e ve Gürbulak. Bunun yanı sıra bizim Kapıköy sınır kapımızı da şu anda küçük araçlara açıktır. Onu da önümüzdeki süreç içerisinde ilk 6 ayda Sayın Cumhurbaşkanı reisinin de gayretiyle, onun da direktifleriyle 6 ay sonra orayı transit geçişe açtığımızda 3. kapıyı da tam faal olarak göreceğiz. Hani diğer kapılarda da 2 tane de yeni bir kapı açma planları var. Bunun bir tanesini İran'ın Salmas kentiyle Türkiye'nin bizim Van'ın Başkale ilçesinde sınırda olan Kuzereş'le Gelincik kapısının altyapı çalışmaları şu anda başladı. Bu da önümüzdeki süreç içerisinde bir ticaret kapısı olarak büyük ihtimalle açılacak. Bu şekilde planlanıyor. Diğeri de bizim yine Van'ın Çaldıran ilçesinde Gelincik kapımız var. Onu da aynı şekilde altyapılı çalışmalarını şu anda yürütüyorlar. Haliyle biz önümüzdeki süreç içerisinde 5 tane ayrı noktadan İran'a sınır kapımızın faal olacağı inancını taşıyoruz. Bunun için gayretlerimiz var. Van Kapıköy özellikle Razi, karşı taraftaki Razi ile Kapıköy'de yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Özellikle şu son 10 yıl içerisinde orada müthiş bir sirkülasyon başladı. Aşağı yukarı günlük 7.000'i bulan, 10.000'i bulan yolcu giriş çıkışı var. Toplamda bu yıl 1,5 milyon insanın giriş çıkış yaptığı bir kapı haline geldi. Haliyle orada yeniden bir revize çalışmaları gerçekleştireceğiz. Çünkü vatandaşların daha rahat, daha ulaşılabilir, daha sıkıntısız bir yolculuk yapabilmeleri için altyapı çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu vesileyle de şehirde de özellikle hizmet alanındaki sektörlerde büyük bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Otel sayımızı yükseltiyoruz. Yatak kapasitemizi yükseltiyoruz. İki ülkenin iki insanları birbiriyle dosttur. Haliyle öyle bir noktaya geliyoruz ki bazen yatak bulamadığımız zaman biz onları hemşerilerimizi, onları biz hemşeri olarak da adlediyoruz. Onları evlerimize ağırlıyoruz. Ama Van geleceğin turizm potansiyelidir ve turizm açısından müthiş derecede büyük bir şekilde büyüyor. Haliyle de en çok ilgi çeken bölgelerden birisi haline geldiği için İran'daki özellikle Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan'daki vatandaşlarımızın da bir Avrupa ülkesi olan, Avrupa aday olan ülkeye bir şehri olan Van'da onlar bizim için bir misafirlikten ziyade bir kardeştir, ev sahiplerimiz. Biz ev sahibiyiz. Onlar da bizim sonuçta misafirlerimizdir. Onların altyapılar, onların rahat edebilmesi için her türlü altyapıyı sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz 700 bin değil, 1 milyonu bulmaktır. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah hep beraber göreceğiz. Şimdi iki ülkenin bir dostluk bağı var biliyorsunuz. Tarihsel süreç içerisinde de müthiş bir bağ oluşan bir iki tane devlet. Bir hedef koyuldu. 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak için bir hedef koyuldu. Bu bugün değil, dünden bugüne gelen bir hedef. Buna ulaşabilmemiz için bugün aşağı yukarı 7.6 milyar doları bulduk. 10 milyar dolara doğru gidiyoruz bu ticaret hacmimizde. Bunun için özellikle yatırımcı kuruluşlarımız, bakanlıklarımız ikili istişare toplantılarında müthiş derecede olumlu sonuçlar aldılar. Bunun için büyük bir gayret var, büyük bir emek var, büyük bir çaba var. Bu süreci inşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi noktalarda göreceğiz diye düşünüyorum. İran Kültür Bakanımızın 2025 yılında İran'da çok büyük organizasyonla gerçekleştirebileceği bir kitap fuarının var olduğunu söylediler. Ve bu vesileyle de bizim ülkemizi oraya davet ettiler. 2025 yılında özellikle kitap fuarında
özellikle bakanlığımız bu hususta oraya katılacağını, orada o organizasyonlara da bulunacağı üzerinde bir karar alındı. Haliyle de İran'da da bu 2025 yılının İran'ın kültürü, işte İran'ın sanatı, İran'ın okur yazarının buluşacağı bir fuarda bizler de orada olacağız.